Bartın Baromuz'un çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, komşu illerimizden gelen çok değerli baro başkanlarımız, Bartın Baro Başkanımız ve çok kıymetli avukat meslektaşlarım, kıymetli Bartınlı hemşerilerim, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bartın Barosu Hizmet Binamızın hayırlı olmasını diliyorum.
bugüne kadar bu binanın yapımında emeği geçen, başta baro başkanımız olmak üzere ve onlara destek olan Barolar Birliği hem önceki başkanımız hem şimdiki başkanımıza, emeği geçen herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Baro başkanlarımızla da güzel istişareler yapıyoruz ve avukatlarımızın özellikle çalışma alanlarındaki karşılaştıkları problemleri gidermenin gayreti içerisinde oluyoruz. İlk toplantımızı geçen yıl bakanlığa atandıktan sonra baro başkanlarımızla yapmıştık. Stajyer avukatlarımızla başlamıştık. Sonra baro başkanlarımızla bir araya gelmiştik. Ve sonrasında da yine bu istişarelerimiz devam etti ve bundan sonra da devam edecek. Avukatlık bir kamu hizmeti. Aynı zamanda bir serbest meslek. Avukatlık kanununun birinci maddesi açık. Yargının kurucu unsurlarından. Adalet Bakanlığı olarak biz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz inşallah. Avukatlarımızla ilgili bugüne kadar yargı reformu strateji belgesi çerçevesi içerisinde çok sayıda düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Avukatlarımızın başarısı yargının başarısı ve avukatlarımızın başarısı haklının başarısı. Yani adalet tecelli ederken o adaletin tecellisine avukatın katkısı yatsınamaz. O adaletin ortaya çıkması her şeyden daha değerli. O nedenle avukatlarımızın yaptığı görev kutsal bir görev. Onlar bu görevi yaparken bizler her zaman onların emirlerine amade olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Yine avukatlarımızla ilgili özellikle arabuluculuk müessesesinin gelişmesi, uzlaştırma müessesesi, tüm bunlar alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesi de yine avukatlarımızın çalışmasına bağlı ve onların başarılı çalışmaları sayesinde o müesseseleri de geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü hem yargının iş yükünü azaltan hem de toplumsal barışa hizmet eden arabuluculuk gibi, uzlaştırma gibi diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesinde de avukatlarımızın katkısı büyük. Bundan sonra da bu konularda avukatlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Ben tabii hava çok sıcak, siz de beklediniz. Sizi de bu güneşin altında fazla da tutmak istemiyorum. Bundan sonra da yine avukatlarımızın özellikle UYAP sistemi, elektronik duruşma, elektronik tebligat, e-celse, mobil avukat, tüm bu sistemleri sizlerden gelen öneriler doğrultusunda geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Siz de bunun farkındasınızdır. Özellikle hukuk eğitimini önemsiyoruz. YÖK Başkanımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. 190 bine kadar yükselen kontenjan 120 bine düştü. İlk 120 bine giren öğrenciler, yüksek puanlı öğrenciler avukat olabilsin diye bunu 100 binin altına düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Daha nitelikli, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesi daha da artsın. Bu noktadaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Ve bundan sonra tabii avukat olmak da yeni bir karşımızda hukuk fakültesi öğrencileri mezun olduktan sonra direkt baroya başvuramayacaklar. Avukatlık stajına başvurabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmaları gerekiyor. Eylül sonunda bu sınavı yapacağız. İlk kez yapacağız. Ve başarılı kardeşlerimiz inşallah hepsi başarılı olur ve avukatlık stajlarına başlayabilirler. Hakim savcı yardımcılığına girebilmek için de bu sınavı kazanmak gerekecek. Ve niteliği, kaliteyi daha da artırarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmeleri, daha kaliteli hizmet alabilmelerinin yolunu açmaya devam edeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bugün Bartın'da memleketimiz, benim memleketim Bartın, Karabük'teydik. Baro başkanlarımız ta Antep'ten buraya, en güneyden en kuzeye bu açılışta bulunan, komşu illerimizden gelen baro başkanlarımız var. Barolar Birliği Genel Başkanımız da yine memleketimizde yönetim kurulu üyeleriyle beraber her birine memleketimize hoş geldiniz diyorum. Bartın'ın gelişmesi ve kalkınması için milletvekilimiz, valimiz, belediye başkanlarımızla beraber el ele kol kola çalışmaya devam edeceğiz. Tabii 9 yıl sürdü bu baro binasının inşaatı. Tabii araya bahsedilen hususlar girdi. Tabii kısa sürede bitirdiğimiz çok sayıda icraatımız da var ama güneşin altında bunları şimdi saymaya kalkarsak olmaz. İnşallah Bartın'ın kalkınmasını, gelişmesini,
sağlıktan işte gördüğünüz gibi şu hastaneye baktığınız zaman, yurtlara baktığınız zaman her yer yatırım. Büyük gelişmeler bunlar. Arka taraflarda barajlar, tüneller, yollar, üniversiteler. Bu kalkınma süreci istikrarlı bir şekilde devam etmesi lazım. İnşallah devam etmesi için de bizler el ele kol kola bir taraftan memleketin adalet işleriyle ilgilenirken diğer yandan memleketimizin çalışmalarını da yakından takip etmeye çalışacağız. Ben tekrar baro hizmet binamızın yapımında emeği geçen herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarıma bu hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valim, Sayın Valim. Sayın Bakanım. Çıkarken şey yaparsınız. Çıkarken çağırsın söylesin bakanım. Konuşmasın şey yaparsınız. Tamam. Ülke ortamı neydi? Tamam. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Efendim. Ben yarın akşamki maçla ilgili bir skor söyleyebilir misiniz? Skor mu? Skor efendim. Ya, Türkiye maçıyla. Yenelim de yani skor. İnşallah. Ne bekleriz efendim? Yenelim de. Yenelim de diyorsunuz. Tabii, tamam. Tabii. Teşekkür ederim. Bir gol fazla atalım yeter. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim.